Evet arkadaşlar, Merhaba yeniden hoş arkadaşlar. geldiniz diyoruz. YouTube için de merhaba demiş olalım. Olalım, Çünkü merhaba. biliyorsunuz bir yayın kesiti olacak. Ancak az önce Diablo'dan ilgili bazı yorumlamalar yaptık. Şimdi Diablo çeyreklik update diye geçiyor. Bu işte yılın belli dönemlerinde yapılıyor. İlk defa Diablo kanalında, daha doğrusu Blizzard kanalında olan bir durum bu. Yani daha oyun çıkmadan oyun geliştirici update'i bu. Çok Yani heyecan oyun verici. geliştiricileri oyunla alakalı ne yaptıklarını bize duyuruyorlar. Ve bu konuda bir update, yani güncelleme geçiyorlar bizlere. Biz o yüzden bunun önemli olduğunu, ilk yapılan update'te bunu tam olarak idrak edemedik ve üzerine yoğunlaşıp içerik üretmeye kalkmadık. Ancak şu an gelen konular Diablo 4 ile alakalı çok ciddi olduğu için sizlerle inceleme kararı aldık. Benim bildiğim kadarıyla Luis Barriga tarafından zaten yazıyor orada. Evet. Paylaşılmış bir post bu. Bir bildiğim kadarıyla da yine Developer Manager Developer. olduğunu Dev. hatırlıyorum. Diyorum ve geçiyorum. Introduction kısmına çok takılacağımızı sanmıyoruz. İşte sevgili Diablo topluluğu, hoş geldiniz. Şu Biz hoş gittiniz. İşte çok size heyecanlıyız. aynen. Progresslerimizi bugün sizinle paylaşacağız. Burada birçok konudan bahsedeceğiz. Diyorlar. Ve giriş yapıyorlar. Team play test dediyse hani bir deneme takımı o yarattıklarını ve bunun üzerine hani oynayarak şey yaptıklarını, çalıştıklarını aktarmaya çalışıyor. Nasıl söyleyeyim? Bazı özellikle hani oyuncu tarafından da karakterler aldığını, işte stres testlerinin yapıldığından bahsediyor. Özellikle ve özellikle bu dry steps, az önce bahsini geçmiştik. Dry steps'i geliştirdiklerini ve şurada yazıyor. Dry steps tamamlanmaya yakın bir content olduğunu, içerik olduğunu ve bütün, nasıl söyleyeyim, elementleriyle, yani ne yazmışlar? With campaign, yani görevleriyle, open world element. Az önce Billy Boy'un sorduğu konu bu. Open world element nasıl olduğunu aşağıda açıklamışlar. Itemization, çok ben hype'lanmadım açıkçası hikayeci biri olarak, ama önemli bir detay olduğunu düşünüyoruz. Bakacağız. PvP subzone, yani PvP alt bölgeler, ki PvP alt bölge aslında Diablo 3'te de böyle bir yer vardı. Giriyorduk bir yerde birbirimizin kafasını kırıyorduk, ama subzone biraz Subzone biraz farklı. farklı bir tınısı PvP, var. Evet. evet. Dungeons, yani zindanları biliyorsunuz. İşte giriyorsunuz, temizleyip Evet, çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. deniliyor. Cinematic to cap completion of regenerative. Yani Bu ara güzel. sinematikler var. Detaylarını da aşağıda vermişler. Varmışlar. Bundan bahsediyorlar. Var. Şöyle de geçelim. A word about blackout. Yani bu word about blackout, blockout diyeyim. Yani black, yani Blah. elektrik kesintisi değil çünkü. Grey blocking üzerinden şeyleri tasarladıklarını, mekanları tasarladıklarını ve son haline getirirken bu bloklar halinde tasarladıkları mekanları nasıl giydirdiklerini bizimle paylaşmışlar. Bunları tıklayarak, büyüterek görebiliyor muyuz? Evet. Evet, çok güzel. Şu an saf bir görselle karşı karşıyayız. Gerçekten saf diyorum ve alttakini tıklıyorum ve giydirilmiş halinde görebiliyorsunuz. Not final diyor. Özellikle büyük büyük kocaman kocaman yazmışlar. Siz kameradan dolayı göremiyor olabilirsiniz. Evet. Şöyle bir, nasıl, neredeyim ben? Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendimi kapattım. Not final yazısını görebiliyorsunuz. Son şey değil. Pre-alpha. Bakın, artık alfa nasıl önemli bir kelime oldu bizim hayatımızda. Evet. Alfadan da öncesi bu. Yani baya baya grafiklendirme ve giydirme, Denemeler. mekanları giydirme konusunda ilerlemiş vaziyette içerikler ve bunu bizimle paylaşıyorlar. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Kendileri group up yapıyorlar arkadaşlar. Yani developerlar. Ve oyunu oynuyorlar arkadaşlar. Beşli, ikili, üçlü Evet. gruplarla. Bu çok önemli bir şey. Şurada mı geçiyordu onu Evet, görmek istedim, yukarıda ama team team play testte orada play'de. şeyi de vurguluyor, ama evden çalışıyoruz. Evet, evden çalışıyoruz Evet. diyorlar Covid'den dolayı Ha, ama ne diyor? hızımızı. We had this as a goal before we knew we were going to move to a work from home environment.
But as it turned out, it really good reconnect as a team. Hani takım olarak birbirimize bağlı. Yani olumsuz Evet. bir şey yok Yok. şeklinde ağır bir vurgulamaya Gidiyorlar. çalışma var burada. Hani evet Covid var. Herkesin kafasında bu endişe var. İşte abi Covid'den dolayı bir problem olacak mı? Olmayacağını altına bastıra bastıra söylemiş. Söyle, Covid evet. olsa da ya da atıyorum başka bir şey olsa da evden çalışıyor da olsak zorlu bir şekilde, hard bir şekilde bunu Çalışıyoruz. yapıyoruz diyor. Başka bir giydirme örneği olarak da arkadaşlar bir karakter tasarımı bize sunuyorlar. Onu da şöyle görebiliyoruz. Yine not final detayı var. Gayet hoş. Normal bir sıradan demon. Ancak şu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Yayına nasıl gidiyor? Chat'in arkasında kalıyor. Şu chat'i ben naçizane kapatayım. Evet. Diablo 3'te özellikle iblisleri ayırmak için ya da işte demonları ayırmak için çok fazla farklı detay kullanılmazdı. Bir iblis formu vardı. Mesela obsesöre benziyor bu Diablo 3'teki. Obsesörün bir şekli vardı. Tek bir şekli vardı. Bu karakter boss da olsa, elit de olsa aynı şekle sahipti. Burada ABCD diye kafa şekilleri, kafa boynuz farklılıkları şekilleri, surat farklılıkları şekillerini göstermek istemişler. Ve 4 farklı da silah pozisyonu. Dediğim gibi mesela yine obsesör, neyse işte telaffuz edemediğim. Obsesör. Aynen, mazur görün. Bu kılıçlar da yani silahları da değişiyor. Ve burada toynak, hoof, ne diyorsanız ayak detayının da değiştirilebilir olduğunu görüyorsunuz. Yani bir iblis formuna ya da bir karakter modelinin üzerinden de çeşitlendirilmeye gidilecek gibi durmakta. Ki söylüyorlar da. Böyle evet. Daha et cheap. Ve evet, not final diyor yine. Son olmamasına rağmen inanılmaz detaylara sahip. Bu block out işte yani block kısmı işte yani henüz giydirilmemiş bu kısmı. Bu 3D olan kısmı artık yani bu şey minyatür mü deniliyor artık? Giydirilmemiş. Giydirilmiş. Yok minyatür bildiğin yani 3D'de yapılmış bir şey yani basılmış yani. Hayır 3D modellendirilmiş model, bebeğim. Evet model. Hayır basılmamış bu modellendirilmiş sadece bilgisayar okay. Üzerinde. Ve bu da giydirilmiş hali. It looks like not that. İşte o kadar iyi kalitesi yani. Sen düşündün. Okey. Bu da arkadaşlar gayet güzel ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyunun içinden. Evet. Not final diyor. Bu oyunun içinden bir görsel. Şu sanki okey. In-game bir görsel bu. Hatta yazıyor muydu? Yazmamışlar. Hayır. Heh, yok. To blackout to in-game art. Diye en altta yazmışlar. A classic demon form concept diye. Şimdi storytelling. Arkadaşlar İngilizce yazıları tek tek okumayacağım. Hani sizleri sıkmamak adına önceden okuduğumu ya da duyduğumu sizlere aktarayım. Sıkıştığım yerde okuruz. A more zoomed in overhead camera helps us deliver simple story beats. Şimdi normalde biliyorsunuz Diablo 3'te Z tuşuna basıp karakterinizi yaklaştırıp karakterinize yakından bakabiliyordunuz. Şimdi burada herhangi bir hikaye akışı geçerken mesela World of Warcraft oynayanlar bilirler. Arada bir cutscene girer, senin karakterinin dahil olduğu bir cutscene olur. Ki Nuzot'un son sinematiği bu şekildeydi. Çok da sükse yarattı. Çünkü Nuzot'u bizim kesiyor olmamız çok büyük bir olaydı. Velhasıl şimdi girmeyelim o konusuna. Burada ise atıyorum işte izometrik olarak bakıyorsun. Yine bu izometrik bozulmadan diye kamera yaklaşacak ve karakterler konuşurken sanki bir sinematik gibi senin karakterinin de yer aldığı bir görsel olacak. Hani normalde altta kafaların konuştuğu şeyler oluyor da işte sen Deckard'ı tıklıyordun. Deckard konuşuyordu böyle. Hanını hanını aynı el hareketi işte. O değil. Bu sefer bir kanvas yani diyalog geçecek. Bu diyalog geçerken de siz de buna dahil oluyormuşsunuz gibi sadece sizin karakterinize özel olarak bir video vari içerik olacak. Çok güzel, önemli bir detay. Çok güzel. Çok güzel evet, detay. Çok arkadaşlar. Önemli bir detay. Çok önemli bir gelişme ve gerçekten Diablo ekibinin çalıştığını net ortaya koyan bir hadise bu. Yani evet işte hızlı grind yapacak arkadaşlar, hızlı paragon kasacak arkadaşlar bunlarla uğraşmıyor olabilir. Skip diye geç diye basabilirler. Bundan
memnun olmayabilirler ama hikayeyi seven benim gibi alttaki şeyi merak eden insanlar için çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Velhasıl geçiyoruz. Aynı zamanda yine karakterinizin dahil olduğu, öyle yazıyor çünkü, karakterinizin dahil olduğu in-game cinematics olacak bu sefer. For O simple biraz daha farklı. interactions. Yani sinematik tarzında olacak. CGI'den biraz daha düşük kalitede. StarCraft oynayanlar çok iyi biliyorlar bunu. İşte Reyner falan Hyperion'da görevler yaparken arada geçen muhabbetler hep sinematik tadındaydı. Muhammed gözüyle bakılan, değil mi? Böyle yani sen Yok, o orada değil, o değil. Hayır, değil mi? o, burada karakterini görme imkanı da olabilir, olmayabilir. Yani sen herhangi bir şeye senin gözünden anlatım olacak diye net bir şekilde Yok. yazmamış. Yazmış da olabilir, belki kaçırmışımdır ama Hayır. yazmadığını gördüm. Over the isometric feel. Hayır, bir şey olamaz. Early work content in cinematic bir konu. Like for example diyor ki. Fully proceeds in a climax, dry steps. Couple screenshot There falan. is a Hayır shot. hayır, öyle bir Değil. şey Böyle bir yok. şey yok. Öyle bir şey Evet. yok. Var demedim. Olabilir dedim. Hayır, demek istediğim şöyle. Senin karakterin de o Anladım. üzerindeki itemlarla görünüyor olabilir yani Olabilir. bu Anladım. şeylerde. Çünkü in-game şeylerle yapılacak bu sinematikler. Adını sen söyle. Grafiklerle. Nerede yapılacak? O son olarak da az önce izlediğimiz tarzda ki bu Ratma kafasındaki şeyden anlıyoruz. Böyle CGI sinematik dediğimiz Çok güzel. işte hani İndireceğim. Sylvanas'la Saurfang'i kapışırken çok beğenmiştik. Çok, grafikleri çok üst düzeydi. O tarz az önceki sinematiğe benzer sinematikler olacak hikaye anlatımı tarafında. Ki Diablo 3'te de zaten bu tarz ara geçiş sinematiklerine şahit olduk. Özellikle act, yani sahne olarak adlandırılıyor Diablo oyununda. Biz bölüm diyelim. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 aralarında geçişlerde var olacak sinematiklere benzer ama tabii ki daha iyi kalitede olacağından eminiz. Çünkü aradan geçmiş yıllar var. Var mı benim ekleyeceğim bir şey? Hayır yok. Herhangi ekleyeceğim Open bir şey World. yok. Şimdi arkadaşlar herkesin merak ettiği konu bu. Open World konusu. Burası biraz karışık. Biz farklı içerik üreticilerinden de fikir almaya çalıştık. Yazılanları da tam olarak anlamaya çalıştık. Ancak Open World olarak tam ne olarak kastı birazcık karmaşık duruyor olabilir. Şimdi şöyle. Az önce biri sordu. Sen oyuna girdin, oynuyorsun. Dry Steps'e geldin. Yeni bir bölüme geçmedin. Ama biraz etrafta dolaşmak istiyorsun. Biraz işte farklı yerleri görmek istiyorsun. Diablo 3'te bu şöyleydi. Sen oyunu bitirirsen eğer geriye dönüp istediğin yerde istediğin şekilde dolaşabiliyordun. Şimdi ise şöyle olacak. Sen istediğin zaman istediğin yere çıkıp dolaşabileceksin. Sadece questing, yani görevleri yapamayacaksın. Ve ne derler, hani mobların illaki bir level'ları olacak. Yani yiyebilirse git yüksek yere tarzı bir kafası olacak. Benim anladığım bu. Şu an önümüzde duran harita Dry Steps'in haritası ve nasıl söyleyeyim? Bu ısı haritası diye geçiyor. Hareketlenmeler var değil mi orada? Yok, burada kırmızı gördüğünüz bölge kalabalıklaşmış yerler. Yani diğer insanlarla da diğer oyuncularla da iletişime geçebileceğiniz yerler. Ve subzone olarak geçen Crafting. muhabbetlerde işte buralar. Hani çünkü şu an anlayacağınız üzere bu kalabalık nerede olur? Şehirde olur. Şehirlerde şeyler var. İşte o geçiş yerleri, yeşil yerler biraz daha belki işte mobların, görevlerin yapıldığı yerler olabilir. Ancak şunu da net bir şekilde belirtiyorlar. Evet, ben sen çıkıp istediğin yeri dolaşabiliyorsun ama kimse senin hikaye şeyini trolleyemeyecek. Hikaye tecrübeni, experience'ını trolleyemeyecek. Sen gideceksin görevini yaparken single takılıyor gibi bir şeyin olacak. Yani open world'e istediğin zaman kendi karakterini açacaksın. Bu çok güzel. Bu Evet. çok güzel. Yani burada biraz oyun için fazla bir arka background da çalışacak makina demek bu server olarak. Ama kesinlikle yapılması lazımdı. Çünkü atıyorum Eda gelip üst level'la benim karakterimi trolleyebilirdi. Bu olmayacak işte. Single player open world Evet. kafası işte farklı oyunlarda Far Cry gibi bunlarda bu tarz oyunlarda bunları tecrübe etmiştik zamanında. Ama multiplayer'da da açılabiliyorsunuz. Görselde anlatılmaya çalışan da bu. Yani burada size
seçerek istiyorlar. You can do whatever you want. Ne istersen yapabilirsin. İstiyorsan single player oynarsın. Sıkıldın mı? Git PvP yap. Campaign yap. Etrafı gez. Bu seçeneği de sunuyorlar. Şimdi size. O konuda da şurada şeyler var. Şimdi şu görselde bir köy şeyi görüyorsunuz. Detayı. Ne kadar büyük lan. Köy detayı görüyorsunuz ve hani ben nasıl söyleyeyim? Giriyorum ya kafadan. Çok şey amigamı yapmayacağım. Bazı yerler, bazı kasabalar, bazı şehirler zaman zaman işte istilaya uğrayacak ve sen parti halinde ya da tek başına gidip open world yani o açık haritada gidip bu şeyleri, köyleri kurtarmaya yardımcı olabileceksin ve atıyorum yine işte birisi görev yaparken eğer karakterini açmışsan gidip onun yaptığı göreve işte bir iki kere vurup experience'ını vurduğun kadar alacaksın. Anlatılan şey bu. Hani bazı event tarzı şeyler gelecek. Yani süreklilik gelecek oyuna. Mesela nasıldı işte World Quest tarzı gidip takılıyorduk, bounty'ler yapıyorduk. Bundan ziyade hani onların haricinde zone. Camp mi? Hayır. Zone camping yani camp diye geçiyor burada ama zonlar ele geçirilecek, zonlar kurtarılacak ve bu herkese aynı anda aynı şekilde etkileyen bir durum olacak. Güzel. Ve onu da şurada göstermiş. The salt covered ruins, a town affected by an ancient curse. Mesela normalde gidilebilir bir şehir burası. Görevi falan yapıyorsun. Ama lanetlenmiş o sırada. Köyün gelip kurtarılması lazım. Ya girip kendin kurtaracaksın ya da insanlar gelip birlikte kurtarabiliyorsunuz. Gibi. Anladım. Yani bu sana bir seçenek olarak sunuluyor ve değil mi? Seçenek olarak sunuluyor. Bunu yapabilirsin ya da yapamazsın diye bir şey yok. Onunla yoksa ilgili detay yok. Yok. Hani seçenek mi yoksa bu hani zorunlu mu bilmiyoruz. Bu da arkadaşlar şehrin kurtarılmış hali işte. Town portal gelmiş. İşte stable var burada. Giriş çıkış kapıları. Ya da işte zindanlar olabilir vesaire vesaire. These are location important that have been running over enemies, which is curious, okay. Ve bunları temizleyip normale döndürebiliyorsun. Outpost with the NPC and a waypoint location. Ve bu kampların her birisinin kendine özel hikayesi olacakmış arkadaşlar. Bu da çok büyük bir emek, onu da söyleyeyim size. Şimdi multiplayer konusu, Diablo 3'teki multiplayer mevzusu devam edecek. Şöyle devam edecek. Yine partini açacaksın, invite atacaksın ve aynı anda görev yapmaya başlayacaksın. Karakterleri open world'a açtığınız anda diğer karakterleri göreceksin ve parti sistemi devam edecek. Çok önemli. Çünkü PvP zona girip birbirimizi kırıyorduk hatırlarsanız aynı partiye girip. Diablo 3'te bu olmayacak. PvP subzonlarda bunu vurgulamak istemişler. Parti olarak da girip şey yapacaksınız. Ben buradan anladığım kadarıyla arkadaşlar benim yanlışsam düzeltin. Diablo 3'te habara hubara hayvan gibi damage'ler çıkıyordu. Tek atıyorduk birbirimize. Çok da keyifsiz bir PvP sistemi vardı açıkçası. Demek ki bunun önüne geçilebilecek bir mekanik olduğunu, bunun üzerine çalışıldığını anlıyorum ben. Evet. Açıkçası. Onun dışında Massively Multiplayer konusunda şöyle bir detay var. Bu Scots Glen'de bir World Boss. Arkadaşlar şu anda bir Sorcerer'ın meteorunu düştüğünü, bir Druid'in ayısını saldırdığını görebiliyorsunuz. Bir World Boss, World Boss mantığı var. Evet bunu dedim farklı oyunlardan da görebiliyorsunuz. Bu bir event olacak. Guild Wars 2 demiş ya da işte World of Warcraft'ta da var. Gidiyorsun bir tane de vursan artık hediyeni alıyor musun bilmiyoruz o detayları ama partiye dahil olmana gerek yok dışarıdan. Tek başına da yapabilirsin. İşte grup grup da gelebilirsin. Kesin. Ama World Boss sistemi Diablo'ya geliyor. Net. Yani bu open world'da olacak değil mi? Yani böyle bir subzone'a gidip yapmıyorsun. Normalde orada da boss'ları kesiyorsun. Yok ya, open world'da bu. İlginç, ilginç. Items and progressions. Şöyle gelelim arkadaşlar. Sarı, mavi item sistemi devam ediyor. Yani itemların kalitesi, epikliği Diablo 3'te olduğu gibi
Şöyle biz nasıl söyleyeyim, şuradaki bilgileri okudum. Düzeltmeler var ama henüz çok fazla değişiklik olmadığını görüyoruz. Yine işte hani mavi, sarı, legendary şeklinde gidiyor. Legendary itemları incelediğinizde yine nasıl söyleyeyim, Diablo 3'teki gibi özel efektleri var. Anladığım kadarıyla yine sınıflara dair özel efektleri de olacak bunların. Mesela bir tanesini okuyalım. Basic skills, yani ana yetenekler. Deal less damage but Yo. generate more fury. Mesela bu bir barbar item'ı belli. Az, yani temel yeteneklerin az vuracak, %20 az vuracak ama %60 daha fazla fury toplayacaksın diyor gibi. Empty socket. Bu socket sisteminde rünler var. Hatırlayalım. BlizzCon'da vardı bu sistem. Onu orada gördük. Nasıl izah edeyim? Gem olacak diye ya da olmayacak diye net bir şey yok. Ama rün sistemi geliyor. Rünler var artık. Onun horadlik küp mü olur? Kanayi küp mü olur? Gene bir şey küpü gelir. Onu da bir şekilde kılıfına uydururlar hikayede diye düşünüyorum. Çünkü Kanayi'nin hikayesi vardı. Evet. Biraz eskiye dayanıyordu. Evet, onu kullandılar. Ama ne olur bilmiyoruz. Diğer düşünceler. Acayip tatlısı. Diyoruz burada çok 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 detay yok. Development is well under way outside the dry steps more of sanctuary awaits coming updates diyelim. Hani burada biraz da ağzımıza bal çalınıyor. Şöyle şahane bir görsel Mükemmel. ile bizi uğurluyorlar. Dry Steps'e tabii ki odaklanmıyoruz gibi, hani Sanctuary'nin diğer bölgelerine Gene de de yapıyoruz. güncellemeler gelecek. Takipte kalın tarzında güzel bir uğurlama yapmışlar arkadaşlar diyelim. Eklemek istediklerim var mıdır? Benim eklemek istediğim herhangi bir şey yok ama birçok günlük Kaçırdığımızı geliyor. düşündüğüm bir yer var mıdır? Yok. Yok, hayır, kaçırdığımızı düşündüğüm bir yerde yok. Sorular varsa arkadaşlar soruları alalım 1-2 dakika Katıl içerisinde ve ederiz. videomuzu Az olur. sonlandıralım. Çünkü gözden kaçmış bir şey izleyicinin dikkatinde, daha Ya dikkatinde şu çok olabiliyor. önemli arkadaşlar. Ben bunu çok takdir ettim. Çünkü şeyin başında da, açıklamanın update'in başında da, sonunda da şunu söylüyorlar. Biz bunu birebir kendimiz oynuyoruz. Sizi kendimiz yerine koyuyoruz. Ve her şeyi test ediyoruz. Bu çok güzel bir bakış açısı. Bunu yani üzerine basa basa vurgulamışlar. Bu güzel bir şey açıkçası. Yani müşteri memnuniyeti açısından. Aşağıda da yukarıda da diyor ki ben bunu evimde oynuyorum. Test ediyorum, bakıyorum ve daha iyiye getiriyorum. Göreceğiz demiş Şükrü. Evet. Göreceğiz, göreceğiz. Meslek gelir mi sizce? Meslek karakterlerin kasacağı meslek tarzında olur mu? Bilmiyoruz açıkçası. Çünkü meslekler şöyleydi. Herkes de aynı meslekler vardı. Açıkçası sanmıyorum. Hani herkese farklı bir meslek kasması. Çıkış tarihi belli değil. Değil Tahmini ne yazık ki. sonraki sene. Hatırla, Blacksmith, yani demir ustası, gem ustası, işte mistik falan herkese açılan şeylerdi. Evet. Crafting ile ilgili ama sürekli crafting gibi vurgular. Evet, Crafting, 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 crafting. diğer yabancı içerik üreticileri de buna şey demiş. Open World'de bir crafting şeyi Sistemi var. yok. AHA sistemine dair bir bilgi yok. Yok, herhangi bir şey çıkmamış daha. Crafting sistemin diyor ama işte meslek mi o, yoksa işte Blacksmith'te bastığımız itemlar mı? Bunu Onunla bilmiyoruz. alakalı net bir şey Şey yok. yok. Çünkü özellikle Open World'de crafting'i bayağı bir vurguluyorlar kendileri. Enchant, evet, o sistem gelecek. Enchantlar ama özellikle dediğim gibi bizler World of Warcraft ağırlıklı oyuncularız şu an için. Ama oradaki enchant gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çantanızda bulunacak, işte itemınıza rune olarak basılabilecek enchantlar var. Diablo 2'deki enchant sistemi gibi düşünün ki, gibi değil onun, o işte nasıl söyleyelim, skills tarzında henüz bir açıklama yapılmadı ama anladığım kadarıyla gameplay kısmı biraz Diablo 2'ye benzeyecek. Yani BlizzCon'da da bu şekilde gördük çünkü. Gördük. Hatta YouTube'da da daha öncesinde bu şekilde yorumladık Diablo 3, 4'ün gameplay trailerını. Diyoruz ve arkadaşlar müsaadenizi istiyoruz. Çok da fazla Sorularınız hep uzatmayalım mail. diyoruz.
Videoya hoşça kal diyoruz. Görüşürüz. Yayına devam ediyoruz Görüşürüz. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.